Mr. No, insan kalıntıları. Marcel adlı müşterisini Guyana'ya getiren Mr. No burada cinayetle suçlanarak Epring adasında ömür boyu hapse mahkum edilir. Bu arada davayı temize götürmeyi başaramayan SS gerçek suçluyu bulmaya çalışmaktadır. Başı giyotine vurulan kişiye özenip özenmemek size bağlı. Sadece size. Komutan Fremont'un son sözleri fısıltılar izledi. Daha sonra mahkumlara yolculuk sırasında yanlarında taşıyacakları gemici torbaları dağıtıldı. Bir saate kalmadan Şeytan Adası'na gidecek 300 mahkum sıra olmuştu. Derken hapishanenin kapısı açıldı, büyük kafile dışarı çıktı. Sıranın iki yanında silahlı jandarmalar yürüyorlar. Guyana halkı artık alıştığı bu manzaralara fazla ilgi göstermiyordu. Ama aralarında yakınlarını, dostlarını ve sevgililerini görmek için dünyanın dört bucağından gelen insanlar vardı. Yves, Yves, Carmela. Carmela buradayım. Nereye gidiyorsun Yves? Aptallık etme. Bırakın beni, bırakın beni. Yves, Carmela. Ratatatatatatata. Yves, Yves. Haydi yürüyün. Bakacak bir şey yok. Canına yandığım bitti. Gerçekten her şey bitti. Kafile sessizce limana vardı. Tanrım, zavallı dostum. Böylece mahkumlar mantın yere indirildiler. Geminin ambarı bu tür taşıma işlerine uygun olarak hazırlanmıştı. İç bölmeler çelik parmaklıklarla ayrılmıştı ve duvardaki halkalar hamakları asmak ya da isyan edenleri bağlamak için kullanılıyordu. Çok geçmeden korkunç yolculuk başladı. Liman mahallesindeki kafe Margarete Cayenna'nın kötü batakhanelerinden biriydi ve turistlere buradan uzak durmaları özellikle belirtilirdi. Buna şaşmamak gerekir çünkü sürekli müşteriler yeni gelenleri pek hoş karşılamazlardı. Kim bu? Tanımıyorum. Baksana sarışın, ben insanları severim. Ama ne yazık ki senden hiç hoşlanmadım. Şansına küs, defol buradan. Budala, Allah'ın belası. Serseri seni. Sen gerçekten belanı arıyorsun. Ah! Bir bira bu beyefendi kendine gelince bıçağım geri istiyorum. Buralarda yenisin. İş mi arıyorsun? Bir şey aramıyorum ama iş değil. Ellen Merkel adında birisini tanıyor musun? Hiç duymadım. İnan bana. Güzel. Birkaç gün sonra tekrar geleceğim. Belki o zaman hatırlarsın. Aklın varsa hatırlamaya çalış. Çünkü gelecek sefere nereye nişan alacağım belli olmaz. İşte bıçağın Alman. Danke. Teşekkürler. Martiner'in yolculuğu 2 gün sakin geçti. Sonra ne oluyor? Kim bağırdı? Kim bağırdı dedim. Konuşun. Aman Allah. Canına yandığım birileri adaya varmadan hesabını görmüş. Artık özel yasalara bağlı olduğumuza göre ne yapacaklar acaba?
Acele edin, şu serserileri hemen soyalım. Haydi, sizinle yitireceğimiz zamanımız yok. Yapılan arama sonuçlarını vermişti. Para, silah ve ver şunu. Ama ben, sen ne? Senin hiçbir hakkın yok. Sefil, hala kafana girmedi mi? Şimdi sana öyle bir ders vereceğim ki herkese örnek olsun. Az sonra Mr. No kalın bir iple bileklerinden halkalardan birine bağlandı. Sonra gardiyanlardan biri elindeki ipi tuzlu suya batırarak ıslattı ve onu kamçı gibi kullanarak Mr. No'nun sırtına vurmaya başladı. Söyle, kim yaptı? O adamı kim öldürdü? Ben hiçbir şey bilmiyorum. İşkence sürüyordu. Mr. No'nun sırtı yara içinde kalmıştı. Mahkumlar ise soluklarını tutmuş bekliyorlardı. Çünkü işkence gören biri bu acılara son vermek için Prestegele birinin adını verebilirdi. Ama genç pilot ağzını bile açmadı. Bunun üzerine yeter, çözün onu. Eğer hesaplaşacaksanız bunu adaya çıktığımızda yaparsınız. Birbirinizi ne kadar çok temizlerseniz bizim de işimiz o kadar kolaylaşır. İyi dayandın Amerikalı. Hepimiz konuşacağını sanıyorduk. Ah. Belki de senden kuşkulanmakla hata ettik. Ama atasözünü bilirsin. Bu dünyada baksana bile güvenmeyeceksin. O alçak paketi aldı. İçinde 1.000 dolar da gitti tabii. Artık kaderime boyun eğmekten başka çare kalmadı. Yolculuğun 3. günü Martinyer rotasını değiştirerek kıyıya yöneldi. Aprilak adasına iyice yaklaşmıştı. Eşyalarınızı toplayın. Birazdan karaya çıkacağız. Olay çıkarmamanız için ben burada kalacağım. Geçen sefer arkadaşlarınızın başına gelenleri biliyorsunuz. Çabuk, çabuk. Hey, ama bu benim paketim. Paranın üzerini örten filtrelerin bulunduğu taraftan alacak. Demek henüz işin farkında değil. Ya az içiyor ya da kendisininkini bitirdiği için benimki aklına geldi. Ne pahasına olursa olsun onu geri almalıyım. Mr. No robot gibi yaklaşırken gözetimci de şaşkınlıkla onu izliyordu. Sonra ani bir hareketle paketi bırakıp tüfeğine sarıldı ve ne oluyor sana Amerikalı? Yere attı. Hiçbir şey güzel. Aksi halde yanmıştın. Siz de acele edin. Kendinizin Gazinti'de mi sandınız? Aferin sana dostum. Bu kadar önem verdiğine göre içinde ne var acaba? Bu basit paketle fazla uğraşıyorsun. Şunu bir göz atayım hele. Sakın deneme, Dega. Yapma, yoksa seni gebertirim. Hey, siz ikiniz. Ne itişip duruyorsunuz? Önemli değil, Bay Gözetimci. Artık Degan'ın beni haklamak için elinde kozu var. Param olduğunu biliyor. Neyse ki diğerlerinin desteğini yeniden kazandım. Hiç değilse kendime birkaç yandaş bulabilirim. Apluak Irmağının ağzı geniş bir deltaya açılıyordu.
kıyılar boyunca uzanan pis kokulu bataklıklar, zehirli böcekler ve sürüngenlerle doluydu. Bu vahşi ormanlara yerliler bile girmeye cesaret edemezdi. Delta'nın ortasında kızgın güneşin ve Atlantik rüzgarlarının dövdüğü büyük bir kaya kütlesi yükseliyordu. Martin Yer işte bu adaya demirledi ve gemiden yaşamlarının geri kalan bölümünü bu adada geçirmeye mahkum bir grup mutsuz adam indi. Bu arada Kayanna da bana bir İskoç beye de duble ver. Hala içmek istediğimi ne biliyorsun ahbap? Meraktan susamış olmalısın. Elin Markale ne olduğunu çok merak ediyorsun. Bir haftadır Markale'i bulmak umuduyla kentin barlarını dolaşıp durdun. Burada haberler çabuk duyulur. Şansın varmış ki sonunda benim kulağıma geldi. Demek Markal alçağının nerede gizlendiğini biliyorsun. Anlayışına hayran kaldım doğrusu. Evet biliyorum. Ve bu senin için çok önemliyse bildiklerime karşılık iyi ücret vereceğin kesin. Bana bak ahbap, eğer dalga geçiyorsan indir şu bıçağı. Dalga falan geçmiyorum. İyi, şimdi sana bir önerim var. 100 dolar, 50'si peşin, 50'si de Markal'le konuştuktan sonra. Kabul edersen seni hemen ona götürürüm. Etmezsen seninle karşılaştığımı unuturum. Pekala, kabul. Çıkmadan önce izin ver de bir tuvalete gideyim. Endişe etme, burada bekliyorum. Ha. Bir süre sonra SS bardan ayrıldı. Şimdi küçük bir önlem almamız gerekiyor. Gözlerini bağlarsak bize kızmazsın herhalde. Merkel ortalarda görünmeyi pek sevmez. Hele gizli sığınağının herkesçe bilinmesi hiç hoşuna gitmez. Araba Kayanla'nın arka sokaklarına daldı ve 10 dakika sonra bir garajda durdu. Geldik. Gözlerindeki bandı çıkarabilirsin. Bir dakika. Küçük bir formalite daha var. Merkel'i görmeden önce silahsız olduğundan emin olmalıyız. Tedbirde yarar vardır. Vay canına. Haydi ahbap, gömleğinin kollarını sıva. Çok akıllıca yere gizlemişsin. Neyse, bu bizde kalsın daha iyi. Yoklama bitti artık. İçeri girebilirsiniz. Güzel. Birlikte bindikleri asansör iyi döşenmiş bir daireye gelince durdu. Ve SS içeri alındı. Will Common Harry SSS. Hoş geldiniz Bay SS. Siz Markel misiniz? Size yapılan tarifeye uyuyor muyum Monsieur? Hayır, ben Ellen Markel değilim. Adım Guzman. Belki daha önce duydunuz. Sizi kandırdığım için özür dilerim ama görüşebilmek için en kestirme yol buydu. Bakın dostum, bizi bir araya getiren ortak bir noktamız var. Ben de Markel'i arıyorum. Ve bu konuda bildiklerinizi öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Beni buraya kandırıp getirdiniz. Bildiklerimi söyleyemeyeceğimden nasıl bu kadar emin olabilirsiniz? Bunu sormak hakkınız. Flosso, Auguste dostumuza siz cevap verin.
Flosso SS ve yaklaştı ve onu yün gibi havaya kaldırdıktan sonra daha önce Mr. No'yu da yaptığı gibi onu korkunç kıskacına aldı. Oh, köpek suyu. Birden SS'in elinde bir bıçak belirdi. Dikkat et, bıçağı var. Oh. Elim, elim. Daha işim bitmedi, serseri. Of. Bunu ben alsam iyi olacak. Beni ikna etmek için şimdi ne yapacaksınız bakalım, Bay Guzman? Oh, derdin buysa bunun pek yolu var, SS. Silahlı adamlarım buraya koşmak için emrimi bekliyorlar. Başka bıçağın olduğunu sanmıyorum. Ayrıca seni kutlarım. Üstünü arayan adamım iyi atlatmışsın. Bahse girerim. Bir ara izin isteyip tuvalete gittiğim ve bıçağını kolay bulunacak şekilde yerleştirdin. Tabii bu arada çizmelerine bakmak kimsenin aklına gelmedi. Güzel. Elindeki silah kuşkusuz iyi bir koz. Bu durumda ilk söz bana düşüyor, Markeli. Neden aradığımı açıklayacağım. Alır mısınız? Hayır, ellerimin serbest kalmasını tercih ederim. Anlat bakalım. Yıllar önce Markel'le aramızda büyük bir anlaşmazlık oldu. Ve bu tartışmadan ne yazık ki Markel zararlı çıktı. Şimdi Markel izimi bulmayı başarmış ve korkarım bana karşı pek de dostça duygular beslemiyor. Burada güveneceğim ama bu adam kimse de öcünü bırakmaz. Bu yüzden nerede gizlendiğini ve neler tasarladığını öğrenmeden içim rahat etmeyecek. Senin de onun aradığını duyunca bana rakip mi yoksa dostum mu olduğunu anlamak için seni buraya getirdim. Öykün çok ilginç uzman. Yine de karanlık bazı noktalar var. Sen Markel yüzünden Mr. No adında bir dostumun başı belaya girdin. Haksız yere bir genç kızı öldürmekle suçlanıp hapsi boyladı. Dostumun başına gelen bu felakete Alan Merkel'le aramınızdaki düşmanlığın neden olduğuna eminim. Seninle bir anlaşmaya yapalım. Sanırım Mr. No'yu temize çıkartacak bazı kanıtlar bulabilirim. Neye karşılık? Alan Merkel'i bulup öldüreceksin. Öte yandan Upluck'ta mahkumlar içinde birçok barakanın bulunduğu geniş bir avluya getirilmişlerdi. Yeni gelenlerin, nakledilenlerin ve ölen tutukluların kayıt işlemlerinin yapıldığı yönetim binası. Gardiyanların aileleriyle birlikte oturduğu lojmanlar. Gözetimcilerin hastanesi, kantin. Sade, konforluyla hemen göze çarpan hapishane müdürünün evi. Nihayet silahlı gözetimcilerin bulunduğu gözetleme kuleleri. Bizim koğuşlar nerede? Adanın öbür tarafında sanıyorum. Burası görevlilere ayrılan kısım. Bu bölümde bazı hükümlüler de çalışır ama en az 10 yıl eskimeden buraya kabul edilmek olanaksız. Bu kısma yerleşmek için ruhunu bile satmaya hazır kimseler vardır. Hapishane garip bir dünya dostum. Çekil oradan Monik. Onları şevk etmekten doğru değil. Yeni bir parti mahkum geldiğinde evde oturmanı istiyorum. Pekala baba. Ama böyle bir
Mesleğe nasıl katlandığını merak ediyorum. Her şey öylesine insanlık dışı ve korkunç ki. Ama kızım biliyorsun ki... Yönetim binasında mahkumların kayıtları yapıldı ve güneşten korunmaları için hepsine birer geniş kenarlı şapka verildi. Birkaç saat sonra sıra halinde çalışma kampına doğru yürüyüşe geçtiler. Silahların gölgesinde bir yanı uçurum olan dar bir patika boyunca ilerlediler. Çok geçmeden boğucu sıcak tropikal iklime alışkın olmayanlar arasından ilk kurbanları almaya başlamıştı. Mahkumlar tamamen çorak olan geniş bir vadiyi kat ederek sonunda bitkin bir durumda kampa ulaştılar. Burası bir tarafı gözetleme kuleleri ve dikenli tellerle, diğer iki tarafı ise deniz ve yüksek kayalıklarla çevrili geniş bir alandı. Alanın bir kısmında ise hizmet bölümleri yer alıyordu. Bunlar mahkumlarla nöbetçilerin koğuşları, mutfak, revir ve asilerin kapatıldığı ceza hücresiydi. Az ileride ise asıl çalışma kampı vardı. Mahkumlar buraya geldikleri ve muhafızlar için gerekli olan besinleri yetiştiriyorlardı. Koğuşlardan her biri 100 kişiyi barındıracak büyüklükteydi. Misterno kendi koğuşundaki eski ve pis bir hamakta yeni korkunç yaşantısının ilk gecesini geçirmeye hazırlanıyordu. Kampta günler görünüşte özgür bir hava içinde tek düze geçiyordu. Tutsaklar şafak vaktinde düdükle uyanıyordu. Ve geç saatlere kadar yarım işleriyle uğraşıyorlardı. Akşam ise gardiyanların büyük bir iyimserlikle yemek dedikleri şeyi yiyorlardı. Canına yandığım nedir bu iğrenç şey? Birazdan anlarsın. Ama şunu bil ki bunu yersen en azından dizanteri olursun ya da daha beteri kolera. Aklını kullan amigo. O pisliğe elini sürme. Benim gibi yap. Birazdan nefis bir biftek getirecekler. Hem de müdüre pişirdiklerinden. Nasıl olur? Parayı bastırdın mı bal gibi olur. Sana söylemiştim. Burada parayla her şeyi elde edebilirsin. Deka gibiler dışarı gidip gelen gardiyanlarla ilişki kurarlar ve kesici silahlar dahil her iş istediklerini sağlayabilirler. Yani paran varsa harcama ama eğer yoksa bulmaya çalış. Bunun çeşitli yolları vardır. Örneğin turistik eşyalar yapıp bunları gardiyanlar aracılığıyla ve belli bir karla satabilirsin. Veya parasını saklamayı bilmeyen acemilerden yürütebilirsin. Ya da kumar oynarsın ama kumarda yalnızca kazanan para alır. Ancak bir kişi her zaman kazanır. Hangi anlamda Marino? Kasayı alan bu miktarı ele geçirenler rekabeti önlemeleri için gardiyanlara da belli bir yüzde verirler. Bahse girelim. Kasayı alanlardan biri de Deka'dır. Üstüne bastın. Bir öğüt daha. İster misin amigo? Deka seni oyuna çağırırsa kabul et. Adama torpilli çoktur. Onu tekrar kızdırırsan zararlı çıkarsın. Tavsiyene teşekkürler Moreno. Düşünürüm. Daha sonra verilen işaret üzerine mahkumlar koğuşlara dağıldılar. Ada sakinleri yatmadan önce boş zamanlarını çeşitli uğraşlarla değerlendirirlerdi.
Ne yapıyorsun Simon? Şişenin dibine Alfred Dreyfus Şeytan Adası yazıyorum. Turistler buna bayılırlar ve yıllardır satın alırlar. Hey Amerikalı! Geçmişi unutmaya karar verdim. Haydi gel de birlikte birkaç el atalım. Bak ben çok isterim ama param yok. Boş ver, senin sözüne güveniyorum. Nasıl olsa bir yere kaçamazsın, değil mi? Ha ha ha. Pekala, kaybedersem nasıl ödeyeceğimi söyler misin? Bunun için hiç merak etme. Ha 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 ha. Bu sefer şans Mr. No'dan yanaydı. Üst üste birkaç el kazandı. Full. Kazandığı her elde Degas'a kasa için kendi payını alıyordu. Birkaç saat sonra Mr. No 50 doların sahibiydi. Fazla sevinme Amerikalı. Seninkine acemi şansı derler. Er ya da geç bu parayı senden faiziyle geri alırız. Öyle değil mi çocuklar? Ha 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 ha. Sonunda heyecanlı kumar partisi bitmişti. Oyuncular hamaklarına dağıldılar. Ve bütün günün yorgunluğuyla çok geçmeden horlamaya başladılar. Uyudular, güzel. Artık parayı saklayabilirim. Yanımda taşımam doğru olmaz. Parasını gizlediği yeri öğrenebilmek için kazanmasına göz yummuştum. Salağın bundan haberi yok. Ertesi sabah şapakla çalan kalk düdüğü günün başladığını bildiriyordu. Barakaları boşaltan mahkumlar iş başını yapmak için tarlalara giden uzun yol boyunca yürümeye başladılar. Hey Amerikalı, buraya gel. Düdüğü barakada bırakmıştım. Hemen git getir. Ama en az 2 mil geldik. Daha önce düşünemez miydiniz? Bana bak aslanım. Kolay olsaydı ben gider alırdım. Ama olmadığı için sen gideceksin. Anlaşıldı mı? Canına yandığım, dayanmalıyım. Çıldırmadan dayanmalıyım. Mr. No öteki muhafızların alaylı bakışları arasında yorgun argın koğuşlara doğru döndü. Ha ha ha, gramaton, düdük darbesini sen de yedin galiba Amerikalı. Barakadan içeri girdiğinde hey bu da ne? Allah kahretsin, dokunma paralarıma. Son derece çevik davranan hırsız bir avuç toprak atarak Mr. No'nun yüzüne savurdu. Sonra da onun bir an görememesinden yararlanıp kaçmaya başladı. Aksi şeytan. Yeter. Bu kadarına katlanamam. Hırsla birbirlerine girdiler. Duyduğu acı ve uzun süredir bastırmaya çalıştığı öfke Mr. No'nun gücünü bir kat daha artırmıştı. Sonunda hırsızın elinden paralarını kapmayı başardı. Şimdi amigo bana söyle bir ders. Hay Allah! Hırsız kaçmaya yeltenince Mr. No bir hamlede ileri atıldı ama ancak hasmının gömleğini yakalayabildi. Ve tırnaklarıyla sırtını çizdi. Ah! Daha sonra işte düdüğünüz. Çok geç kaldın. Neredeydin? Hiç yolda bara uğrayıp iki tayfe götürdüm. Aman ne komik. Az sonra gülmeyi unutacaksın. Bu arada neyin var Monik? Üzgün görünüyorsun. Hiçbir şey yok baba. Mahkumları düşünüyorum. Barakalarından çıktıktan sonra ne yapıyorlar? Sanki yer yarılıp içinde kayboluyorlar.
Adanın öbür tarafında çalışma kampı var. Karınları doyuyor, yatacak yerleri, giysileri var. Tüm masraflarını devlet karşılıyor. Bunları biliyorum ama korkarım onlara kötü davranıyor. Belki işkence de yapıyorlar. 20. yüzyıldayız baba, orta çağda değil. Ne işkencesinden söz ediyorsun? Bu saçmalıkları kim soktu kafana? Burada açık havada yaşıyorlar ve diledikleri gibi hareket ediyorlar. Unutma ki Fransa'daki mahkumlardan daha rahatlar. Ancak kendi gözlemlerimle görüşsem buna inanırım baba. Bu fikre nereden kapıldın anlamıyorum. Kampta ve tam paramı çalmak üzereyken ona yakalandım. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Yüzünü görmedin mi? Fırsat kalmadı. Birden yüzüme toprak attı. Onu elimden kaçırdım. Belki de görevli mahkumlardan biriydi. Dün gece oyunda 50 dolar mı kazandım demiştin. Evet, hem de çok kolay oldu. Şimdi her şey anlaşılıyor. Bu eski bir numaradır. Senin uyarmalıydım. Yeni gelenlerin paralarını gizledikleri yeri keşfetmek için böyle yaparlar. Hırsızın dekanın adamı olduğuna kalıbımı basarım. Neyse yine de ucuz atlatmışsın. Bu sana ders olur. Paranı başka yerde sakla ve bundan sonra dikkatli ol. Hey siz ikiniz ne geveleyip gevezelik edip duruyorsunuz. Haydi işinize bakın. Bu sırada Kayan'la da SS araştırmalarını sürdürüyordu. Ama esrarengiz Elin Merkel'in izini bulmak mümkün değildi. Nafile, oysa Mr. No adaya gideli bir aya yakın oluyor. Ayrıca Merkel'i bulunca ne yapacağımı bilmiyorum. Guzman'ın önerisini kabul edemem. Öte yandan Upring'da. Ve 20. Şimdi istersen bir daha dene bakalım. Uğursuz Allah'ın cezası. Gayret. Düşün birkaç gün sonra buradan çok uzaklarda olacağız. Konuşmamakla çok iyi ettin. Evet, her gün kantinden yürüttüğümüz yiyecekleri nereye gizlediğimizi söylemedin. Gardiyanlar onları mahkumlara sattığını sanıyor. Firar için aldığımız akıllarına bile gelmedi. Firar mahkumları hayata bağlayan vazgeçilmez bir tutku. Mr. No son 2 hafta hep bu düşünceyle yaşamıştı. Evet, yarın akşam gidiyoruz. Her şey ayarlandı mı? Moreno kopulardan biriyle anlaşmış. Adam Emin revirde gece nöbetçi. Yarın akşam kıyıda bir sandal bizi bekleyecek. Sen denizciydin, Albert. Kullanmasını bilirsin. Planımız çok basit. Bir yolunu bulup revire gideceğiz. Kuşkulanmamaları için de Kapo'yu bayıltacağız. Kapo önceden öteki gardiyanları uyutacak. Biz de tahta perdelerden atlayıp kıyıya ineceğiz ve İngiliz boyandasıyla yollanacağız. Tanrı yardımcımız olsun. Ne var Amerikalı? Düşüncelisin. Hiç saçmalık işte. Yine revirden kaçacağımızı düşünüyorum. Kayan'la aklıma geldi de bir tuhaf oldum. Ha. Bu sefer her şey yolunda. Gidecek bu işi sadece üçümüz ve Capoeira biliyor. İspanyollayacak kimse yok. Ertesi sabah Moreno ile Albert revire gitmek için harekete geçtiler. Bu son derece kolay olmuştu. Anlaştık mı? 100 frank. Tamam. Çünkü Aprink'da özgürlüğün dışında her şey satın alınırdı. Gidin ama öbür gün sabahleyin burada olacaksınız. Güzel, birazdan sıra bana gelecek. Şüphe çekmemek için
Yaralanmış gibi yapacağım. Şimdi çalışmalıyım. Gider ayak bir aksilik çıksın istemem. Mr. No'nun çalıştığı kısım gözden uzaktı ve deniz kenarındaki uçurumdan kaçmak imkansızdı. Bu yüzden gardiyanlar mahkumların tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için sık sık bitkilerin arasında kısa süre kaybolmalarına aldırmazlardı. Hayır, bırak beni. Canına yandığım olamaz. Bir kadın sesi bu. Aa, çek ellerini. Ne oluyor? Kızı ben buldum. Sen de eğlenmek istiyorsan sıranı bekleyeceksin. Bırak onu. Budala seni. Görürlerse kırbaçlayarak gebertirler. Dalga mı geçiyorsun? 3 yıldır bir kadına elimi sürmedim. Sana bırak dedim. Şeytan. Tanrım. Ah, sersem geberteceğim seni. Kafanı kıracağım. Mr. No taşın öldürücü darbesinden kurtulmak için son anda kenara sıçradı. Ama yine de taşın ayak bileğine düşmemesine engel olamadı. Ah! Aptal herif! Ah! Nasılsınız? Ayağımı mahvetti bu goril. Peki ama ya siz burada ne işiniz var? Ben hapishane müdürü Waltman'ın kızıyım. Babamın gerçeği söyleyip söylemediğini öğrenmek istiyorum. Kimse görünmeden buraya geldim. Sonra o adam üstüme saldırdı. Şansım varmış ki siz yetiştiniz. Gerçekten öyle. Adamın yaptığını onaylamıyorum ama haksız da diyemem. Aylarca hatta yıllarca karşı cinsten uzak kalmanın ne olduğunu anlayamazsınız. Buraya gelmekle delilik ettiniz. Biliyorum ama öğrenmek zorundaydım ve şimdi dur. Bırakın dokunmayın ona. Hayatımı kurtardı. Daha sonra revirde. Biri geliyorum kim olduğunu bahse girerim. Beklenmedik bir anda hastalanan bir arkadaş. Tamam Amerikalı uzan şuraya. Hey inanılır gibi değil. Sana yardım etmelerini sağlayacak kadar İşi ustaca becerdin. Harika doğrusu. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Nasıl başardın bunu? Rahatça konuşabilirsin. Bize yardım edecek olan kapo bu mu? Ben, Mr. No çabucak olayları anlattı. Durum apaçık ortada. Ayağım bu haldeyken sizinle gelemem. Size ayak bağı olurum. Daha fazla konuşmak gereksiz. Haklısın Amerikalı. Dışarı çıktığımızda seni hiç unutmayacağız. Dışarı. Her şey bitti. Kim bilir bir daha ne zaman böyle bir fırsat çıkar. O akşam devirdeki nöbetçiler her akşamkinden daha derin bir uykuya dalmışlardı. Cesaret dostum, canını fazla acıtmaya çalışacağım. Gerçeğe uygun olması için kafanda bir yumru çıkmalı. Pekala, arkam dönük otururken saldırmanızı söyleyeceğim. 1-2, oh. Elveda Amerikalı, umarım yine görüşürüz. Elveda ve bol şans. Fakat omzundaki şu çizikler tırnak izine benziyor. Belki de paramı çalmak isteyen adam buydu. O zaman uyan uyan diyorum. Ben ellerimi hissediyor musun? Karşı koyarsan boğazını sıkarım. Şimdi söyle bakalım paramı
aşırmaya kalkan sen miydin? Dega hesabına mı çalışıyorsun? Bırak, bırak beni. Haydi konuş. Evet, bendim ama paranı geri aldın. Beni ilgilendiren bu değil. Kaçma planını Dega'ya anlattın mı? Onunla konuştun mu? Evet. Aptal Dega, bir ispiyoncu onları tuzağa düşürdü. Al. Kıyıya varmadan onları durdurmalıyım. Bu ayakla umarım başarabilirim. Mr. No topallayarak tahta perdeye ulaştı. İnsanüstü bir gayretle öbür tarafa atladı. Bundan sonrası tam bir işkenceydi. Ayağında duyduğu acı attığı her adımda biraz daha artıyordu. Sık sık yere de düşen Mr. No her seferinde umutsuz bir çabayla yeniden ayağa kalktı. Duydun mu? Yanımızda biri var. Dur. Mr. No. Geri dönün. Size tuzak kurdular. Ne demek bu? Capo Deka ile konuşmuş. Sizi ihbar ettiğine eminim. Mr. No devirde olanları açıkladı. Sence Capo'nun niyeti bize ihanet etmek miydi? Sanmıyorum. Belki de Deka'ya güveniyordu. Yani bir umut var. Ayrıca Deka'nın ihbar etmemesi için neden yok? Nasıl? Nedenini sen kendin söylemedin mi? Moreno karşılığında onu koruyup kayırıyorlar. Kaneya'yı hatırlasana. O olduğuna dair kanıt yok. Belki seni suçladığı için ondan kuşkulanıyorsun. Belki de gerçeği kabul etmek istemiyorum. Zaten bu cehennemde hayatın ne anlamı var? Ömür boyu burada kalmaktansa özgürlük uğruna ölmek daha iyidir. Ben gidiyorum Mr. No. Ne olacaksa olsun. Ben de seninle geliyorum Marino. Pekala kararınıza saygım var. İyi şanslar. Istırap dolu bir yürüyüşten sonra Mr. No, Capo'nun hala baygın yattığı revire döndü. Zaman yavaş ilerliyordu. Sonunda ratatata, oh hayır. Lanet olsun, onları öldürdüler. Artık bizi rahatsız etmez. Ertesi sabah mahkumlar her zamankinden daha sert uyandırıldılar. Kalkın, haydi, acele edin. Revirdeki hastalar bile avluya çıktılar. Birazdan izleyecekleriniz adadan kaçma fikrini kafanızdan tamamen atmanız için size örnek olmalı. Dün gece iki kişi firara yeltendi. Biri öldü, diğeri ise yakalandı. Moreno, bu adam hücreye atılacak. Şimdiye kadar hiç kimse oradan kaçamadı. Ama önce unutamayacağı bir ders alacak. Kırbaç. Ah, Dega yaptı. Hain Dega'dır. İntikamımı alın arkadaşlar. Öcümü al Mr. No. Ah. Dega, uğursuz gardiyanların onu tuttuğunu biliyordum ama ihanet edeceğini sanmazdım. Nerede şimdi? Mutlaka emin bir yerdedir. İşkence Moreno kendinden geçinceye kadar sürdü. Sonra ellerini çözerek perişan durumdaki vücudunu sürükleyerek hücreye götürdüler. Buradan pek az kişi aklı başında ve sağ olarak çıkabilmişti. Ebediyen elveda Moreno. Hayat yeniden normale dönmüştü ama görünüşteki sakinliğe rağmen garip bir tedirginlik vardı. Bir şeyler öğrenebildin mi? Evet, hem de emin yerden. Şu anda idarede çalışıyor. Müdür onu himayesine almış. Canı cehenneme.
Oradayken yanına yaklaşmak imkansız. Dışarı çekmenin bir yolunu bulmalıyız. Nasıl? Beka aptal değildir. Aramıza dönerse hapı yutacağını bilir. Düşünürüz. Zamanımız bol nasıl olsa. İdaredeki işler çalışma kampıyla kıyaslanacak gibi bir değildi. Serin odalarda ve güvende ancak birkaç saatlik iş olurdu. Geri kalan zamanda ise deka gibiler, kumar ya da mal satışı gibi başka uğraşlar için rahatça olanak bulurdu. Hey deka! Seni ilgilendirir mi bilmem. Bu gece kıyıya bir parti mal gelecek. Büyük iş. İyice açıkla şunu. Manuana bir balıkçı teknesindeymiş ama sahil korumadan çekindikleri için onu elden çıkarmak istiyorlar. Ne kadar? 12 kilo. Ayrıca 11 tane de sigara var. En azından 15 bin dolar kazanırsın. Kaça satıyorlar? Benim komisyonumla birlikte 7 bine. 5 bine olursa kabul. Oh. Pekala, senden saat 1'de geliyor. Bir şey bilmiyoruz. Anlaştık. Orada olacağım. İş tamamlanınca paranı alırsın. Haber çok kısa sürede adaya yayıldı. Küçük rüşvetler, şantajlar, tehditler yoluyla oluşturulan canlı telgraf sistemi adını aldığı aygıt kadar hızlı çalışırdı. Tamam, yemi yuttu. Güzel, Amerikalıya haber verelim. Sana bir sürprizim var amigo. Eski bir dostumla kozunu paylaşmanı sağladık. Hay Allah, kim bu? Vega, ona bir masal uydurduk. Bu gece bir de kıyıya gelecek. Çocuklar bunu sana vermemi söylediler. Rahat, hızlı ve sessizdir. Yani gözümü kırpmadan onu öldürmemi mi gerekiyor? Gözünü ister kırp, ister kırpma. Bu senin bileceğin iş. Önemli olan o alçağı temizlemen. Bir dakika. Peki ben oraya nasıl gideceğim? Dışarı çıkmak için izin isteyecek değilim herhalde. Merak etme, Degan'ın gardiyanlar arasında bazı düşmanları var. Yüzerek kaçamayacağına göre gitmene ses çıkarmazlar. Canına yandığım ya kabul etmezsem elbette etmeyebilirsin. Ama bence bu hata olur. Hem de büyük bir hata. Aramızdan bazı kurallar vardır. Bunlardan biri de alınacak intikamı sonuna kadar götürmektir. Bu kurallara uymayanlara yasalar uygulanır. İyi düşün Amerikalı. Canına yandığım başım iyice belada. Aslında Deka'ya ben de iyi bir ders vermek isterim. Ama o iş başka, öldürmek başka. Öte yandan kabul etmezsem onlar beni öldürecekler. Bu daha kötü. Akşam olmuştu. Gardiyanlar gizlice barakadan ayrılan Mr. No'yu görmezlikten geldiler. Genç pilot tahta perdeye doğru yaklaştı. Büyük bir çeviklikle öteye atladı. 2 hafta önce buradan yine geçmiştim ama o zaman amacım başkaydı. Acaba Maruna hala yaşıyor mu? Umarım çok yaşamaz. Zira hücre cehennemden farksız. Maruna iyi adamdı. Sonucunun böyle olmasından Deka sorumlu. İşte orada aniden üstüne atılıp bu işi kestirmeden bitirelim. Hapishane hayatının insanları değiştirdiği doğru ama her şeyin bir sınırı var. Ben bir katil olmak istemiyorum. Dega! Seni öldürmeye geldim Dega ama sana bir fırsat tanıyacağım. Çek bıçağını. Amerikalı. Hata ettin amigo. Beni öldürmek için sırtımdan vurman gerekirdi.
Deka yılan gibi hızla saldırdı. Ve Mr. No bıçak darbesinden kıl payı kurtuldu. Sonra karşı saldırıya geçti. Ama rakibinin bıçak dövüşünde hayli tecrübeli olduğunu belliydi. İkisi de dövüşçü horozlar gibi karşılıklı birbirlerine kolluyorlardı. Ah! İlk kan aktı Mr. No. Ama bu bir düello, hem de kanının son damlasına kadar. Ve geberen sen olacaksın. Daha belli değil amigo. Pekala, bu kadar. Şaka yeter. Buna ne dersin gringo? Son duanı yap Mr. No. İki rakibin gücü eşitti. Uzun süre biri diğerine üstün gelip öldürücü darbeyi indiremedi. Sonra Dega ani bir hareketle kenara sıçradı. Ve Mr. No savunma durumuna geçecek zaman bulamadan bıçağını salladı. Ah! İşim bitti gringo. Sana başından beri söylüyorum. Bana karşı gelmekle hata ettin. Ağır ol Deka. Hain yüzünde şaşkın bir ifadeyle bir an sendeledi. Sonra düştü. Gördün ya, kesin konuşmakla acele ettin. Deka, oh. Vay canına, kendi bıçağının üstüne düşmüş. Beni revire götür Amerikalı, sana para veririm, bol para. Bunu yapacağımı nereden çıkarıyorsun Deka? Sonra burada ne aradığımı açıklamam gerekir ve beni cinayetle suçlarlar. Ben idare ederim. Başın derde girmez. Amerikalı bekle. Al 1.000 dolar sana veriyorum gringo. İyi bir para. Herhalde seninle ortak da oluruz, değil mi? Elbette her şey yarı yarıya. Ne istersen. Moruna'ya yaptığın gibi arkadaşları gammazlarken de suç ortağı olacağız. İyice düşündün Dega. Ve kabul etmemeye karar verdim. Oh Mr. No. Sen delisin Amerikalı. Gerçekten deli. Deli. Şeytan Adası'nda yeni bir gün doğuyordu. Gece olanlarla ilgili tek kelime konuşulmadığı halde Mr. No'nun kampta oluşu intikamın alındığına bir işaretti. Ve mahkumların sessizce omuzunun okşamaları Mr. No'nun onların gözünde bir lider durumuna yükseldiğini gösteriyordu. Bu arada Deka'nın yokluğu gözetimcilerin dikkatini çekmişti. Kaçtın mı? Kaçtı mı dersin? Sanmam. Burada rahatı yerindeydi. Her istediğini yapıyordu. Bana kalırsa başına bir iş geldi. Günlerden beri ortalıkta bir intikam söylentisi dolaşıyor. Vay canına, şuraya bak. Ben demedim mi? Arada hiçbir şey cezasız kalmıyor. Deka'nın cesedi bulununca misilleme olarak mahkumlara baskı yapılmaya başlandı. Bugünden sonra suçlunun adını açıklayana kadar iş saatleri artırılıp tayinler azaltılacak. Aynı şey dün gece nöbette olan gardiyanlar için de geçerli. Hepsi bu kadar. Umarım dayanırsınız. Zira az su ve az yemekle bu sıcağa dayanmak hiç de kolay değil. Canın cehenneme, Fremon. Deka'yı çok seviyor galiba. Korkma Mr. No. Kimse konuşmayacak. Deka'nın akıbeti ağzını sıkı tutmak istemeyenler için iyi bir örnek oldu.
Benim arkadaşlardan yanına endişem yok ama Firavun gardiyanları da cezalandırdı. Ve içlerinden bazıları gerçeği biliyor. Ağızlarından bir şey kaçırırlarsalar bile onlar için hava hoş. Birkaç gün olaysız geçti. Yeni çalışma koşulları çok ağırdı. Zaman zaman yakıcı güneşe dayanamayanlar oluyordu. Derken sızlanmalar, şikayetler başladı. Böyle devam edemeyiz. Zaten Degay'ı biz değil Amerikalı öldürdü. Bir dakika amigo. Misterno birlikte karar verdiğimiz bir işi yerine getirdi. Bundan hepimiz sorumluyuz, unutmayın. Sorumlu mu? Avukat gibi konuştun. Çalışma kampında gebereceğime Degan'ın ayağının altında dolaşmasına razıyım. Ben de aynı fikirdeyim. Ben değilim. Eğer ispiyonlamaya kalkarsan unutma ki bu sadece bir başlangıç. Açlıktan ve sıcaklıktan sinirleri laçka olan mahkumlar patlamaya hazır birer barut fıçısı gibiydiler. Böylece bir anda kavga her yere yayıldı. Sıradaki macera onu canlı yakalayın.